Sevgili minnoşlarım, başlıktan da anlayacağınız gibi bugün daha acil durumlarda ya da evdeyken yaptığım manikür rutinimi anlatacağım size. Kullandığım bütün malzemeleri de şu an ekranda görebilirsiniz zaten. Şimdi hepsini tek tek detaylı anlatıyor olacağım. İlk aşamada zaten 5 dakika boyunca tırnak etlerimi sıcak sabunlu bir suda bekletiyorum. İlk aşamada ölülerilerden kurtulmak için bir peeling kullanıyorum. Siz herhangi istediğiniz bir peelingi kullanabilirsiniz. Ben Rossmann'dan aldığım aşağıda göreceğiniz markanın peelingini kullandım. Bu Watson's ve Gratis'lerde bulabileceğiniz tek kullanımlık manikür çubuklarıyla ilk önce etlerimi geriye doğru itiyorum. Ben pensi gerçekten çok acil durumlarda ya da hakikaten beni çok rahatsız eden ufak bir et parçası varsa kullanıyorum. Ve olaya sushi dahil oluyor. Sonrasında onu parçalıyoruz, gönderiyoruz. Evet, konumuza geri dönüyorum. Fark ettiyseniz tırnak diplerimdeki etleri hiç almadım, sadece ittim. Bu kenarlardaki hafif şeytan tırnağımsı tırnaklar beni rahatsız ediyorsa onları da bu iki başlı gibi olan pensimsi aletle, gerçekten ismini bilmiyorum, onunla alıyorum. Sonrasında törpü aşamasına geçiyorum. Tırnaklarımı sadece demir törpüyle törpüleyebiliyorum. Asla kağıt törpü kullanamıyorum çünkü benim içim bir garip oluyor. O yüzden siz kağıt törpü tercih edebilirsiniz. Bu arada sol elimi de kullanırken ne kadar fenayım. Aman! Neyse, bunun güzellerini göreceksiniz ikinci tırnağa geçince. Bu dört taraflı tırnağın üst yüzeyinde de kullanılan törpülerden iki numaralı kısımla tırnağımın o demir törpüden sonra kalan tırtık tırtık yerlerini pürüzsüzleştirmek için kullanıyorum. Ve sonrasında birazcık da tırnağımın üstüne geçiyorum. En sonunda da bu pembe 3 numaralı yüzeyi kullanarak tırnağımı iyice pürüzsüzleştirip bitiriyorum. İkinci eldeki kısımları biraz daha hızlı geçeceğim. Yine 5 dakika sıcak suda bekletiyorum. Sonraki bütün aşamaları aynı yapıyorum. Sonrasında yine adını bilmediğim bu çift başlı alete geçiyorum. Bu arada tırnağımı baş parmağımla görüyorsunuz, böyle çekiyorum biraz aşağı doğru. O eti biraz daha gerginleştirmek için oradan çok daha güzel alabiliyorum. Çok ufak da bir pens darbesiyle bitiriyorum tırnaklarımı. Son aşamada etlerimi yumuşatmak için bir tırnak eti kremi uyguluyorum. Bunun ismini ekranda görebilirsiniz. Eğer pensimi kullanmışsam mutlaka ve mutlaka alkollü pamukla onu temizliyorum. Hijyenik açıdan gerçekten bu çok önemli. Maniküre de gidiyorsunuz eğer, kendi ürünlerinizi götürmeniz en doğrusu. Kullanacağım bütün oje isimlerini aşağıya bantta geçeceğim. Oradan bakabilirsiniz. İlk önce tırnakların kırılmasını önlemek ve sararmasını önlemek için şeffaf bir kırılma önleyici oje ile geçiyorum. İkinci aşamada gerçek bir babaanne ojesi olan bu sedefli oje ile geçiyorum. Ama bu ojeyi o kadar seviyorum ki size anlatamam. Ojenin ömrünü inanılmaz uzatıyor ve üzerine sürdüğünüz o pembe rengi çok güzel ortaya çıkarıyor. Bu arada fark ettiyseniz baş parmaklarıma oje sürmüyorum. Onu bütün tırnaklarımın kenarında, eğer taşma olursa hataları toparlamak için kullanıyorum. Sonrasında pembe ya da somon tonlu bir oje ile bu sedefli ojenin üstüne ikinci katı atıyorum. O zaman o alttaki sedefli görüntü tamamen kayboluyor ve çok güzel bir oje ortaya çıkıyor. Bu benim en sevdiğim böyle temiz görüntülü ikili diyebilirim size.
Bu arada düzgün oje sürmekle ilgili bir öneri isterseniz, ben iki elimde mutlaka bir yerde sabit tutuyorum, masa veya bir sandalye bir yere dayıyorum ve hep ortadan başlayarak kenarlara doğru hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Bu da Rossmann. Bu arada bu da Rossmann'dan aldığım bir oje hataları düzeltici diyeyim. Kenarlarını toparlamanızı sağlıyor. En son aşamada da Topcoat'la ojelerimin ömrünü uzatmak için elimden geleni yapıyorum. Tırnak eti yağını ben en son sürmeyi tercih ediyorum. Bazısı başta sürüyor, bazısı sonda sürüyor, fark etmez ama ben en son böyle o tertemiz ve törpünün kurutmadığı kenarları görmek için yapıyorum. Evet, final görüntü bu. Ben gerçekten çok seviyorum bu görüntüyü. Siz de beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öptüm.